Merhaba arkadaşlar. Bugün temizlik, malum pazar, bakımlarımızı, temizliklerimizi yaptık. Deniz akvaryumunda birkaç frak tarzı böyle bir şeylerle uğraştım. Bahsetmek istediğim konu, bir önceki paylaştığım videoda balıklarımız Lavra'daydı. Çok şükür bunlar da yavruları sırta almış oldu. Yavrularımız sırtta 2 Kasım birinci günü, yani tahminim bugün dördüncü günlükler. Burada da bir diğer çiftimizin yavruları var. Bunlar da sanırım artık bugün 11. gün olmaya başladılar ve artemia vermeye başladım. Karınlarında görüyorsunuz pembe pembe şişmeye başladı. Şu şekilde yavrularımız. Burası beklemede. Burası da beklemede. Sanırım bunlara ben kendi kendime nazar değirdim. En çok verim aldığım çift bunlardı. Yaklaşık 3 hafta falan oldu. Yumurta dizmiyorlar. Daha doğrusu diziyorlar ama yumurtalar olmuyor yani. Yere dökülüyor. Muhtemelen orada genelde araştırdığım kadarıyla demir eksikliği falan diyorlar. Yani balıkların sürekli üretimde durması doğru bir olay değil. Ben balıklar sürekli üretimde, üretim suyunda hazır bir şekilde bekliyorlar. Ama bunları şu an dinlendiriyorum. Normal çeşme suyuna döndüm. Çünkü uzun bir süre dinlenmeye gerekiyor. Yani parti parti yaklaşık bir 4 parti, 5 parti yavru aldık bunlardan. O yüzden sanırım artık bir süre yavru yapmak istemiyorlar. Çünkü yumurtalar dökülüyor. O yüzden şimdi bunları dinlenmeye aldık. Bol bol dana yüreğiyle karınlarını doyuruyoruz. Bunlarda da bir ufak hareketlenmeye başladı. Dişide bir titreme, belki videoya da yansır. Dişide bir titreme var. Sanki böyle çok ufak da olsa bir tüp oluşumu da var. Kübün başında nöbette bekliyorlar. Dediğim gibi bu çiftimizde başarılı olduk. Bu çiftimizde de başarılı olduk. Umarım yavruları sağlıklı bir şekilde büyütürüz. Diğer yavrularımız burada aynı şekilde büyümeye devam ediyorlar. Artemia çıkartma düzenini değiştirdim. Artemia'yı bu şekilde çıkartıyorum ve çok başarılı oldum. Ben Artemia çıkartamıyordum açıkçası. Yani istediğim verimi alamıyordum. Farklı şekilde denemeye çalışmıştım. Ama şimdi doğru olanı, hep bunları bu şekilde tavsiye ediyorlardı zaten. Yer sıkıntısından dolayı bir de çok bu şekilde görüntüyü bozuyor diye istemiyordum ama maalesef artık görüntüye çok fazla önem vermeyeceğiz. Önemli olan düzgün bir şekilde balıkları beslemek. İyi bir Artemia çıkartmaya başladık oradan. Burada boş bekleyen, burada da boş bekleyen bir akvaryumumuz var. Muhtemelen buradaki sayılar şu akvaryum için yeterli değil. Bu akvaryum küçük gelir ama muhtemelen buradaki akvaryuma bu yavrular olur veya bu yavrular olur artık bir şey diyemiyorum. O yüzden onlardan birini alacağım. Bitkili de şu yosunlu almıştım ben, bu Anibius sanırım ismi. Bu yosunlanmanın önüne geçemedim zaten ışıktan dolayı, muhtemelen yosunluydu. Mesela bu, şöyle ışığı biraz parlağını atalım. Şu altta gördüğünüz yaprak burada yeni çıktı. Onda herhangi bir yosun yok. Diğerleri bana verirken yosunluydu. Bakalım artık. Yani bu yeşil gibi olan da yosunlanırsa muhtemelen ışığımızda bir problem var diyeceğiz. Diğer bitkilerimizle. Deniz akvaryumunda şöyle bugün lens kullanmayacağım. Şöyle parlaklığı biraz kapatalım. Bu fungiye çok, pardon, fobiye çok yayılmaya başladı. Altına kaya koydum, kayaya atlaması için. Şurada zoalardan, zoadan bayağı yayılmıştı. Onlardan birkaç parça oraya aldım. Şu mantarımız sürekli uçuşuyordu, onu yapıştırmayı denedim. Bakalım. Deniz akvaryumumuz. Kendimizi çok basit, amatörce bir bitkili akvaryumumuz. Baş akvaryumlar. Diskuslar, mücadelemiz kaldığı yerden devam ediyor. Yavruları dediğim gibi büyütmeye başlarsak alan yetersiz gelmeye başlayacak, artık onu düşünmeye başladım. Onunla ilgili bir hazırlıklara başlayacağım. Şu parlaklığı biraz açalım. Bakalım süreç bizi ne tarafa doğru götürecek. Birlikte gerekli paylaşımları da yaparım zaten sizlere. Herkese iyi tatiller diliyorum.